Katolik inancıyla Ortodoks inancının farkı nedir? Bunlar niye birbirlerini yiyorlar? Evet, şunu söyleyelim. Tabii Ortodokslar Papa'yı dini önder olarak Hayır. Önce siyasi. Şeyi farkı. Buna filogi denilen bir olay var. Yani İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu ifadesi üzerine çıkan ilahi bir tartışmadan, teolojik tartışmadan ileri gelen bir ayrım. Katoliklik yani kelime olarak herkesi kapsayan, yani evrensel. Dolayısıyla evrensel olarak herkes inanması gereken inanç olarak kabul ediyor. Ortodokslukla en doğru inanç demek. Yani isminden bile. Teolojik farklılığı İsa'nın Tanrı'nın oğlu olup olmadığı konusu. Katolikler ne diyor? Katolikler filogi tabirini kullanıyorlar. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu sıfatını kullanıyorlar. Ayrılık burada. Ortodokslar ise aynı özden geldiğini ve aynı ruhu taşıdığını inanıyorlar. Oğlu falan değil, Tanrı'dır diyor. Evet, o şekilde tanımlıyor. Yani o noktaya getiriyorlar. Evet, ana farklılık bu. Evet efendim, bir başka soru. Çift başlı kartal. Evet. Bizans sembolü müdür, Selçuk sembolü müdür? Vallahi daha eskiye gidiyor. Benim görebildiğim, belki ondan da geriye gidebilir ama Hititler döneminde de bu çift başlı kartal kullanılıyor. Rahmetli Sedat Alp bu konuda yayınlamıştı. Ben orada bu çift başlı kartalı gördüm. Daha sonra tabii diğer medeniyetler tarafından da alındığını biliyoruz. Bugün de Patrikhane'nin simgelerinden birisi. Daha sonra Selçuklu Konya'da görüyoruz. Taş tabii. Üzerinde görüyoruz. Yani birçok kültürde var. Günümüzde de yani işte emniyet teşkilatında başka yerlerde. Tabii kartal yani heybetli. Bir de çift başlı olunca heybetli. Evet, heybetli ve herkesin sahip çıkmak istediği bir simge olarak karşımızda duruyor. Bizans'ın bayrağı belli mi? Var mı veya bayrak? Tek bir bayraktan bahsedemeyiz ama Osmanlılar'da şöyle, da tek bayrak yok. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Konstantin'in sözde rivayete göre yani kendisi ölüm döşeğinde yani Hristiyanlığı kabul ettiği vaftiz olduğu söylenmekle birlikte imparator olma mücadelesinde kendi askerlerini diğer Romalı askerlerden ayırmak için artı şeklinde bir işaret yapıyorlar. Paç. Yani kalkanlarını. Daha sonra bunun bir arma olarak, bir bayrak olarak kullanıldığını biliyoruz yani. Yani o aslında haçı temsil etmiyor mu o işaret? Henüz dahil etmiyordu. Sonradan olmuş. Evet, bir ayrım olarak kullanıyor Konstantinus. Ha, bu önemli. Bunu. Daha sonra yani Hristiyanlığın da çarmıha gerilmesi olarak yani çarmıhla özdeştiriliyor. Hristiyanlık resmi din olarak kabul edildikten sonra. Daha sonra da Avrupa'da Türk kıyafetleri o kadar bazı ordularca o kadar taklit ediliyor ki birbirlerini ayırt edemez hale geliyorlar savaş alanında. O zaman sınıra da koyuyorlar haç, Hristiyan toprağı, öbür tarafa da hilal. Ama aslında hilali doğuda Türklere ve İslam dünyasına veren bu şeyi yakıştıran da Avrupalılar. Hilali veren de. Evet. Ha, bizim buluşumuz değil. Yani hilal var bizde de ama bir simge olarak Türklere veriyorlar. Türkler demek Osmanlı, Osmanlı demek de İslam alemi demek. O zaman sınırda bir yan tarafta hilal, bir tarafta haç oluyor. Evet. Ve kıyafetlerine de ilave ediyorlar ki birbirlerini şey yapmasın. Bu Hristiyanlıktaki bu mezhep ayrılış, Katoliklik ve Ortodoksluk bu haça da yansıyor. Mesela Katolik haçı dikey sütunu daha uzundur. Ortodoksların evet. Ortodoksların ki ise eşittir. Her iki ucu da birbirine eşit. Ha, artı gibi. Artı gibidir. Onlara yani. Avrupa'nınkine 3-2 diyorlar. Katoliklerinde dikey sütunu yani daha uzundur. Evet, o şey. Bu Katolik hacı oluyor. Bu yaklaşabilirsek eğer. Arkadaşlar. Yunan hacı de deniyor. Evet, Yunan hacı. Bu daha sonra şimdi sağdaki Katolik. Evet, uzun olan Katolik, dikey sütunu. Soldaki Ortodoks. Evet, Ortodoks olarak bu meslek buraya da yansıyor. Dünyasında da
çift şey de oluyor. Evet, bunlar üç tane o olursa ne? Da papalığın simgesi. Papanın açı olmuş oluyor. Hocam, kripta nedir? Kripta. Yani gizli... Mezar odası demek. Hocam ben cahilim, bilmiyorum. Çünkü bir arkadaşımızdan soru geldi de. Mezar odası. Önce bir soruyu açayım dedim. Tamam. Ben nereden bileceğim kriptayı? Aman bilmez misin? Geçen hafta ki, sen diyordun ya kripta olur diye. Tam da geçen hafta anlattın ha. Kripta. Kriptayı sen dedin söylüyordum ya. Ben söylüyordum. Geçen hafta anlattın mesela, Mevlana'nın mezarını anlatırken. Erdoğan Bey anlattı. Efendim. Her Bizans kilisesinin altında bulunan kripta, Ayasofya'nın altında neden yok? Şimdiye kadar bulunamadı mı diyorlar. Güzel soru. Bir talebeniz soruyor. Öğretilmemiş demek ki. Neyse ki bu dersleri ben verdim. Kimdi Bizans hocası onların? Semavi Bey'di. Semavi Bey öğretmiştir de arkadaş anlamamıştır. Semavi Bey anlatır. Anlatmıştır. Şimdi mesela... Ben de şaka yaptım ha. Rivayet edilir. Biliyorsunuz bu 4. Haçlısı seferini düzenlemiş Venedikli Doç var. 90 yaşında. Yani kendisi. Sonra öldükten sonra Ayasofya'ya mezarını yaptırttı. Dandolo'nun yaptırdığı söylenir. Hmm. Yani bu şekilde. Ama Ayasofya'nın yani şöyle bir öz... Ama şey de değil midir o? Yukarıda koridorda. Ay, Dandolo mu mezarı? Evet. Orada olduğu söyleniyor. Yani. Kripta'nın orada olduğunu söyleniyor. Yok, Dandolo'nun mezarı var. Hayır, kriptayı soruyor. Kriptayı, yani... Yani bütün kiliseler diyorlar bir kriptanın üzerine inşa edilir. Ama Ayasofya'nın kriptası nedir? Ayasofya şimdi her şeyden önce bir imparatorluk kilisesi olarak düşünülüyor. Yani Patrikliğin ve bütün Ortodoks dünyasının simgesi olarak yani düşünülüyor. Ve imparatorluk sarayına da bir koridorla bağlantısı var. Yani Ayasofya'nın. Tören mesela yeni imparator... Tahta çıktığı zaman tören burada yapılıyor. Yani patriğin onayıyla gerçekleştiriliyor. Yani benzer şeyleri daha sonra başka devletlerde de bu topraklardaki benzer şeyleri göreceğiz. Bu yönüyle yani aynı zamanda dini bir mekan olduğu gibi siyasi ve protokol mekanı olarak da düşünülüyor. Onun için kriptanın aynı şeyde karakterde olması... Söz konusu olmayabilir. Olmayabilir. Bu şeyler daha çok yani kriptaların ben manastırlarda görüyorum daha çok yani. Ayasofya'da bulunmadı galiba böyle bir şey. Ayasofya yani bazilika tarzında inşa edilmiş bir kilise Ortodoks oldu. Ortodoks kiliselerinde ben çok kripta hatırlamıyorum ama Katolik kiliselerinde var. Bilmiyorum yani kesin bir şeyim söyleyemem. Fakat belki bu bir özelliktir. Onun cevabını hocam, veremeyeceğim. Hocam Bizans kaynaklarında bu özellikle Pankratos Manastırı ile ilgili olarak imparatorların oraya gömüldüğü kaydediliyor. Ama tabii bunu belki burada kazı yapacak kişilerin. Yalnız yani imparatorlar belki. Oraya... Onun zemininde şey vardır. Mozaikler vardır çok güzel. Ve kapatılmıştır.